Hocam Osmanlı'da son dönem Ermenilerin soyadları Pastırmacıyan, Deveciyan, Nalbantyan, Terziyan gibi e, işte, Boduryan, Boşgezenyan, Çolakyan gibi Türkçe meslek isimlerinden oluşma nedeni Ermenilerin tercihi mi yoksa Osmanlıların zorlaması ile mi? E, yıllardır bunun sözünü ederim. Birisi kalkıp da Ermenilerin soyadı devrimi, soyadı reformu hakkında bir doktora tezi yazsa diye. Yok, bu konuda hiçbir yagin yok. 18. yüzyıl sonuna gelinceye kadar Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin soyadı yoktur. Çok nadir, yani e, aristokrat sınıftan, seçkin sınıftan, eşraftan insanların soyadı vardır. Ta eski zamanlardan kalma. Fakat sokaktaki adam... E, Sivaslı Agopol Kaçadır'dır. Tıpkı Türkler gibi o dönemdeki soyadları yoktur. 1820 gibi bir tarihten itibaren, 1820'li yıllarda yıldırım hızıyla tüm Ermeniler soyadı edinirler. Ve o tarihte itibaren soyadıyla anılmaya başlarlar. Bu soyadlarının tamamına yakını Hemen hemen hepsi Türkçedir. Çünkü 1828 yılında Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin ezici çoğunluğunun ana dili Türkçedir. Yani 19. yüzyılın büyük eğitim seferberliği iledir ki Ermenice yeniden canlandırılmış ve bir kültür dili olarak piyasaya sürülmüştür. 1820'li yıllarda Ermenilerin belki yüzde sekseni ya Ermenice hiç bilmiyordu ya da sadece kilisede filan özel durumlarda kullandığı bir dildi. İkincisi Ermenice bilseler de evde Ermenice konuşsalar da kamu ortak muamele dili Türkçeydi. Çarşıda Türkçe konuşuluyordu. Ermenice konuşulan bir çarşı yoktu Osmanlı sınırları içinde. E bu insanlar da çarşıda çalışıyorlardı. Bir soya da edinecek ve bunu bir yere yazacaksa komşusu olan Türklere ve Kürtlere ve Rumlara vesaire onlara da beyan edilebilecek bir soyadı olması gerekir. Kamu dili Türkçe. O yüzden 19. yüzyılın ilk çeyreğinde soyadı edinen Ermenilerin tamamı yani tamamı derken tek tük şey vardır ee, baba adını soyadı olarak benimseyen vardır sarkisyan Hagopyan vesaire ama büyük çoğunluğu e, ya meslek adı ya da e, kişisel e, bir e, özellik yani şey e, gevezeyan ya da Kopalian ya da dişlekyan gibi soyadları e, edinmişlerdir. Uzunyan yani bir ünvanlı e, soyadı olarak benimsemiş ya da o tarihte o dönemde meslek sahibi olmak yani kunduracı, terzi e, ne bileyim kalides ihracatçısı olmak Ermenilere özgü bir hadise. Yani Türklerin mesleği yok genellikle. Ee, şeyi var, resmi görevi var ya da köylü. Oysa ki Ermenilerin genellikle mesleği var. Dolayısıyla meslek adı seçmişler. Yani böyle öz Ermenici olan bazı soyadları vardır ki aslında Türkçe soyadı vardır ailenin. 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında e, modern milliyetçilik akımlarının etkisi altında, altında adını Ermeyinceleştirmiştir. Yani Kuyumcayanken, Voskeriçyan diye çevirmiştir adını. Ama asıl eski kadim Ermeni soyadları hep Türkçedir. Eşin enteresanı İran Ermenileri de. Ee, Osmanlı Ermenilerini kısa bir süre sonra izlemişler. Onlarda da Türkçe soyadları son derece yaygın. Ee, bir tek İran Ermenilerinin soyadları genellikle yan değil yans olur. T Se sesiyle en sonunda. Ee, yani baya böyle bir şey farkı var. İki imparatorluğun kültür farkı.